Şimdi işte anneden, evlattan dedik de aile ilişkileri açısından merhameti bir yorumlar mısınız? Evet, tabii ki. Şimdi kardeşler var. Anne, baba bazen erkeği biraz tarafını tutuyor diyebilirim. Orada merhameti ona karşı fazla götürebilir. Ya da evde bir engelli çocuk var. Ona merhameti aşırıya götürüyor olabilir. Ya da iki çocuğunuz var, biri yeni doğdu, biri onun abisi, ablası. Orada da merhamet küçüğe doğru fazla giderse büyükte sıkıntı başlar. Yani biz anne baba olmak zordur ama çocuklarımız arasında da merhameti dengeli dağıtmamız gerekiyor. Evet. İhtiyacı olana biraz fazla verilse bile bu taraftakini asla unutmamak gerekiyor. İki kardeş birbirine karşı merhametli olması gerekiyor. Yani bu nasıl olsa abla her şeyi yapsın ya da bu nasıl olsa abi tabii ki yapmalı. Öyle bir şey yok. Herkesin görev tanımı var. Ben hep öyle diyorum. Herkesin bir görev tanımı var. Bu görev tanımı içerisindekileri en güzel şekilde yapacak. Tabii ki kendinden yardım istendiğinde yardım da edebilir. Ama karşı tarafın bunu suistimal etmediğinden emin olması lazım. Yani aile içerisindeki bir tarafa fazla merhamet aile içindeki adaleti bozuyor. Tabii. Orada bile suistimal başlıyor yani. Evet, çocuk anneyi suistimal ediyor. Anne çocuğu, eşler birbirini. Burada bile hani suistimal hemen başlayabiliyor. Evet. O yüzden hassas olmak lazım. Çok, çok. Denge çok önemli. Peki hocam, son kez şöyle bir kısaca bir toparlasak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ben şunu özellikle söylemek isterim. Merhametten korkmayın. Merhamet çok güzel bir duygu. Merhamet dünyadan çekildiği zaman geriye bir şey kalmaz çünkü. Evet. Bunu birileri suistimal etse de biz merhametli olmaya devam edelim. İyiliğimizi, güzelliğimizi göstermeye ve yapmaya devam edelim. Çünkü bazen gülümseyen bir insanı gördüğümüzde bizim de aklımıza gülümsemek gelir. İyilik yapanı gördüğümüzde bizim aklımıza iyilik yapmak gelir. Ama birisi sürekli kötülük yapıyorsa bu sefer de acaba kötülük normal bir şey mi gibi gelir insanın aklına. Onun için iyi ve güzele devam, merhamete de devam. Ancak sınırlarımıza dikkat ederek, dengede kalarak ve kimsenin bunu suistimal etmesine müsaade etmeyerek. Efendim çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.